Amakı Hayal. Eserin kahramanı Raci, dindar bir anne tarafından iyi yetiştirilmiş, inancı kuvvetli bir gençtir. İyi bir tahsil görmüş, maddi ve manevi ilimleri öğrenmiştir. Mektebi bitirince, bilgisini daha da artırmak için çeşitli kitapları incelemeye başlar, fakat bir müddet sonra elde ettiği birçok bilgiye rağmen kendini şüphe ve huzursuzluk içerisinde bulur. Bu durumdan kurtulmak için, alimlerle görüşür, ispiritizma ve manyetizma cemiyetlerine girip çıkar, ancak derdine çare bulamaz. Günün birinde, şehrin mezarlığındaki kulübede yaşayan, ne üfleyip gazeller söyleyen aynalı baba ile karşılaşır. Şüphelerinden kurtulmak için, durumunu bu meczuba anlatarak ondan yardım ister. Onunla her gün görüşür. Yaptıkları her görüşmede, hayalin derinliklerine doğru çıkılan bir yolculuk başlar ve her yolculukta Raci'nin bir şüphesi yok olur. Bu manevi yolculuğu anlatan bölümler sırasıyla şunlardır. Birinci gün hiçlik zirvesinde, Nirvana'ya ulaşmak için kendisini Buda'nın sarayında bulur, fakat arzularını yok edemediği için bu zirveye ulaşamaz ve geri döndürülür. İkinci gün, ey ateş zulmetleri aydınlat diyen Zerdüşt'ün diyarına ulaşır. Zerdüşt'ün sarayında Ehrimen'le Hürmüz'ün mücadelesini seyrederek, yeryüzünden kötülüğün kaldırılamayacağını anlar. Üçüncü gün, Devri Daim şehrine giderek her şeyin başladığı yere döneceğini öğrenir. Dördüncü gün, imtihan meydanında, arifler arasında yapılan bir imtihan vesilesiyle, insanın hakikati görmesinin ne kadar zor olduğunu anlar. Beşinci gün, azamet meydanında, Anka kuşuyla yaptığı seyahatten sonra, bu sonsuz alemlerin, Allah'ın yüceliği karşısında bir hiç olduğunu anlar. Altıncı gün, bütün mevcudatın eşsiz sırra yani aşk nuruna doğru gittiğini, bu seyran ve bu devranın, ezeli ve ebedi olduğunu anlar. Yedinci gün, ilahi ilim karşısında insanın sahip olduğu ilmin bir nokta kadar olduğunu, hakiki ilmin ise hakkı bilmekten ibaret olduğunu anlar. Sekizinci gün, ruhun hakikatinin, yoklukla varlığın tek şey olduğunu anlamadan bilinmeyeceğini, bunu ise ancak ilimde derece sahibi olanların idrak edebileceğini anlar. Dokuzuncu gün, büyük peygamberlerle alimlerin toplandığı bir mecliste, hakiki saadetin ancak peygamberimiz eliyle kainata dağıtıldığını anlar. Bütün bu seyahatlerden sonra artık her şey yeni anlamlar kazanır. Sonunda Raci, yokluk ile varlığın aynı şeyler olduğunu öğrenir. Sohbetlerin ardından aynalı baba ortadan kaybolur. Artık dünyadan ilgisini çeken Raci, Anadolu'nun dört bir yanında aynalı babayı ararken aklını iyice yitirir ve tımarhaneye konulur. Gün gelip aynalı babanın da aynı tımarhaneye düşmesiyle yeniden bayram havası yaşamaya başlar. Kahve, ney ve şiir eşliğinde, hayalin derinliklerinde kaybolmaya yeniden kavuşmuştur. Burada, kimi zaman karıncaların lideri, kimi zaman da aşka aşık bir mecnun olur. Bir süre sonra ayrılık vakti gelir ve aynalı baba vefat eder. Ölürken, Kur'an-ı Kerim ve kahve takımından ibaret olan servetini de Raci'ye bırakır. Aynalı baba ile yaşadıklarından sonra Raci'nin ruhu dinginleşir ve kalbi tatmin olur. Artık kendisine danışılan bir mürşit olmuştur. Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi tarafından kaleme alınan bu güzel eserin özetini, Kaldırım Yayınları'nın 208 sayfalık kitabından sizlere aktardık. Dinlediğiniz için teşekkürler.